Bildiğiniz gibi Jay Park 2021 yılı sonunda çok zor bir sene geçirdiğini, AOMG ve Hayır Müzik CEO'luğunu bıraktığını açıklamıştı. Sonrasında Instagram'ını kapatmış ancak Twitter'da fanlarının ağlayıp sızlamalarını görmüş olacak ki halimizi hatırımızı sormaya karar vermişti. Hepimiz seni çok özledik diye tweetler atınca moralimizi düzeltmek için bir tweet daha attı. Yazdıklarınızdan okuduğum kadarıyla herkes zor zamanlar geçiriyor. Güçlü kalın, küçük adımlarla ilerleyin. Alçak gönüllü ve özgüvenli olmaya devam edin. 2022 bizim senemiz olsun. Haydi bakalım. Birkaç gün önce ise Jay Park'ın AOMG ve Hayır Müzik CEO'luğunu bir erkek grubu çıkarmak için yeni bir şirket kuracağından dolayı bıraktığı söylentileri üzerine. Kakao Entertainment, Jay Park gibi kendini birçok farklı alanda kanıtlamış kişilerle, şirketlerle çalışmayı çok isteriz, dedi. Görünen o ki Kakao Entertainment, Jay Park'a yatırım yapmak istiyor. Şirketle anlaşması bulunan birçok başarılı sanatçı ve grup var. Jay Park daha öncesinde deneyimlerimi, öğrendiklerimi başka nasıl paylaşabilirim diye düşünüyorum. Belki bir gün bir idol grubu çıkarabilirim demişti. Jay Park Kore'de hip-hop yeterince tanınmadığından iki hip-hop şirketi kurmuştu ve kendi de daha önce idol olarak çalıştığından sektördeki haksızlıkların farkında ve deneyimlerini sektörü iyileştirmek adına, idollere kendi müziklerini özgürce yapabilecekleri bir platform sağlamak için kullanmak istiyor. Bir röportajında dediklerine bakalım. Aslında yeteneklerini ve becerilerimi nerede kullanabileceğimi merak ediyorum. Stajyer de oldum, idol de oldum. İki şirket kurdum ve ikisi de başarılı oldu. 11 yıldır hep böyleydim. Yeni şeyler deneyip, yeni yollar açmaya çalışıyordum. Şimdi de bu bildiklerimi başka kimlerle paylaşabilirim diye düşünüyorum. Çalışma tarzım ve zihniyetim, diğer idol şirketlerinden çok daha farklı. Yani eğer gerçekten bir idol grubu çıkarırsam bu farklı bir şey olacak, eğlenceli de olacak bence. Gerçekleşmeyebilir. Bekleyip göreceğiz, demişti. Rain'in programında aklındaki grubu anlatmıştı. Jay Park her ne yaparsa yapsın, sanatçılarının iyiliğini istediğini ve her zaman bunun için çalıştığını biliyoruz. Görev yükünü azaltmasının sebebi kuracağı yeni şirketle beraber iş yükünün çok artmasından olsa gerek. Ayrıca Won Soju markası da çıkmak üzere. Umarım elinin değdiği her iş başarılı olur. Hey guys, there's more you gotta see. Hit the subscribe button now.